YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizleri Canan Hanım'la tanıştıracağım. Ruhan Fuarcılık'tan. Kendisini fuarcılık sektöründeki hizmetleriyle biliyorduk ama pul koleksiyoneri olduğunu bilmiyordum. Bugün Petite Pul Müzesi'ne gittim ve buraya geldim. Tesadüfen ben de bir koleksiyonerim. Yıllardır biriktirdim, koleksiyonlar var dedi ve şu an yanımızda Canan Hanım. Neler söylemek istersiniz? Neler söyleyeyim? Artık pul diye bir şey kalmadı. Ama benim için çok kıymetli. 1974 yılında başladım ben bu koleksiyonculuğa. 74'te. O günden herhalde bir 10 yıl öncesine kadar devam etti. Mikrofon size vereyim ben de hemen çekmeye başlayayım yakından. Son 10 yıldır koleksiyona bir şey dahil etmediğim kesin. Evet. Ama çok ciddi pullar var elimde. Çok da hepsi ayrı ayrı değerli ve keyifli benim için. Bunları paylaşmak isterim. Mesela hem biriktirin hem anlatabilir misin mesela aklınıza kaldığı kadarıyla? Dünya pulları, yani aklınıza mesela Yugoslavya. Artık Yugoslavya diye bir ülke yok. 30 tane ülke oldu. Bir ülke yok ama Yugoslavya'nın pulları var bende. Oo, süper. Bunun gibi yani o kadar çok bölünmüş ülke pulları var ki elimde. Hangi birini anlatayım zaten size? Ülke, bakın olimpiyat pulları çok değerli. Evet. Aynen öyle. Onun dışında Doğu Berlin, Batı Berlin. Artık Doğu Berlin yok. Doğu Berlin'in pulları var. Dediğim gibi benim için zaten manevi değeri çok büyük hepsinin. Ama böyle bakın mesela Makaryos pulu. Çok kıymetli bir pul. Yok artık. Pul biriktirmeye nasıl başladınız? Tamamen hobi. Hobi evet. Yani zaten bu bir hobi. Asla ticaret olarak düşünmedim bunu. Doğru. İlerleyen akıl ve yaşta bile ticaret olarak düşünmedim. Hobi olarak başladı, hobi olarak devam etti. Müthiş keyif, hepsi ayrı ayrı. Güzeller, çok güzeller, çok zevkliler. Bugün yeni bir şey öğrendim ki özel pul çıkarabiliyormuşsun. Evet. Ne yapacağım şimdi? Bu kadar pula meraklı olan bir insan ve şirketini bu kadar seven bir insan, Ruan için özel pul çıkarttıracağız. Evet. Bu da müthiş bir keyif, kalıcı bir anı olacak şirketimiz için. Evet. Bunu da ben bugün öğrendim sayende. Teşekkür ederim. Bilgi paylaştık. Evet, büyür ve güzelleşir. Böyle. Buradan da öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle de yaklaştırayım ben size. Bu numarayı arayıp buradan da pulları bilgi alabiliyorsunuz. Bakın burada çocuklarla ilgili olan var. Canım istersen onları gösterelim. Çok ilginç pullar var mesela. Bu pulları hiçbir yerde bulamayız. Bulamayız. Herhalde. Evet, çok. Bu da bir seri, koleksiyon. Dominik Cumhuriyeti mesela. Dominik şu an Survivor'ın çekildiği yer. Evet, mesela bak 1970 yılında Expo'nun pulları. Osaka. Yani çok kıymetli, hepsi çok kıymetli. Kıymet derken maddi değer olarak söylemiyorum. Manevi olarak çok evet, kıymetli. Doğru. Çünkü hiç merak edip de bunların bir maddi değeri var mı diye araştırmadım şöyle açıkçası. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın üçgen şeklinde pul ilk defa gördüm. Evet. Atatürk pullarını göstermek istiyorum. Atatürk pullarını. Gerçi zaman zaman dönem yine gösteriyorlar ama bu evet. Eski serilerden oldu. Aynen, çok her eski. Olmayan. Şuraya bakabiliriz yine aynı şekilde. Oo, bakın. Rengarenk çiçek bahçesi gibi. Evet. Başka gösterelim ziyaretçilerimize. Hem çekelim hem gösterelim diyeceğim. Bakın burada arkadaşlar ben de şöyle çekeyim. Evet. Buradaki pullara bakabiliriz. Hem orayı hem burayı gösterelim arkadaşlar. Bunu da göstermeye çalışıyorum. Mesela Kennedy. Bence çok önemli pullardan biri. Bu bitti. Şuna bakalım. Bir tane altta vardı. Ben de onu göstereyim bu arada. Alttaki pullardan gösterelim. Bakın burada minik minik var. Büyük var. 96. Bakın burada da filateli serisi diye yazmışlar. Filateli ne demek biliyor musunuz? Yani koleksiyoner gibi sadece pul değil, damgaları da mesela şey yapıyor. Onlar diyorlar. Bakın. Kötem Sultan mı? Hayır, Süreyya. Kafada taş var ama. Tabii ki. Şah'ın eşi. Hangi Şah'ın? İran. İran Şah'ın. Evet, İran Şah'ının eşi idi. İdi. Tabii ki. İdi. Çok kıymetli. Şöyle bir pur gördüm arkadaşlar. Ulusya'ya
arkadaşlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Zamanda yolculuk. Evet. Ve benzeri. Yerine bakalım. Onu da göstermiş mi? Oradaki pullar bayağı büyük. Bakın burada çiçekler mi çiçekler falan var. Bayağı büyük. Bu da Arabistan'dan galiba. Evet. Arabistan'dan. Siyasi pullar da var. Burada aslında Lübnan galiba. Liban yazmışlar ama. Evet, Lübnan. Lübnan. Siyasi pullar bence her zaman modası olan bir şey. Ne kadar şey dersek diyelim. Moda demeyelim de değer diyelim değer, bence. Değer. Evet. Durdukça artan bir şey. Evet. Yani. Evet. Böyle. Peki son olarak neler söylemek istersiniz pul koleksiyonerleri için? Pul müzesi hakkında. Pul müzesini tabii ki çok değerli buluyorum. Umarım bu işe ilgi duyan kişiler gider, en azından ziyaret ederek katkı sağlamış olurlar. Müzesi çünkü çok zaten, ciddi bir evet. emek var orada da. Evet. Şu benim verdiğim emek binde biri bile değil belki. Orayı hayal edin. Evet. Mutlaka gezip görsünler. Müthiş bir keyif. Biz de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.